Hemen konuşalım. Sor bakalım Serap. Soralım mı? Sor. Bir hanımefendinin bir fikri var. Hemen soralım. Ne diyor? Susuzluktan olabilir mi? Susuzluktan diyor. Geldim. Şimdi ablam ama biraz söyledi. Gibi. Tamam. Değil mi? Turuncu tamam. gibi. Tamam. Şimdi bunu hemen söyleyelim. Çok dikkat edin. Ben size önemli bir şey söylüyorum hanım kardeşlerim. Eğer adetinizden bir hafta önce ve bir hafta sonra idrar tahlili vermeyiniz. Doktorum özür dilerim böyle bir durumum var ben tahlilimi sonra vereyim deyiniz. Bu hanımefendinin ya idrar yollarında bir kanama var. Ya da idrar yollarında bir iltihap var. Ya da çok az su içmiş. Hani yatalak hastalarınız oluyor bazen evinize bakıyorsunuz ya. Onun sondasındaki renge bakınız. Eğer böyleyse hastanıza az su verdiniz. Hastanızın üresi çıkar. Üresi çıktıkça da hastanızda sıkıntılar artar. Ürene vücuttan atılması gereken bir zehir. Zehir atamadığı için o zaman ne oluyor? Vücutta kalıyor. Hastanızda bir sürü sıkıntılar oluyor. En büyük sıkıntısı ne oluyor üre yükselince? Çok özür dilerim hasta biraz saçmalamaya başlar. Birdenbire çık bunu ne biçim yemek götür bunu falan diye. Aa demin o kadar efendi adam ne oldu dersiniz. Üresi yükseldiğinden oluyor. Bilerek yapmıyor adamcağız. İşte kardeşlerim yatalak hastanız varsa idrarınıza bakacaksınız. Sizde de varsa böyle az su içmişsiniz hemen suyu arttıracaksınız. Nasıl olması lazım? İdeal idrar bu. Ya da sabah idrarım benim hocam biraz geceden kalmış tamam bu. Gece bazen çok özür dilerim tuvalete kalkıyorsunuz ya muhakkak su içiniz. Gittiniz geldiniz gelirdiniz hemen bir su içiniz öyle yattınız kardeşlerim. Bunu ihmal etmeyiniz. Şimdi bu ne? Ben size, bu limonata mı? Sevgili kardeşlerim bu da kum döküyor. Ay. İdrar yollarında iltihap var. Böbrek bak bulanık mı? Biz buna şöyle deriz. Boz bulanık idrar. Ve altında tortu çökmüş. Bakın tortu var bunun dibinde. Kalsiyum tortusu. Kalsiyum oksalat olmuş bunda. Fazla kalsiyum olmuş. Böbrek taşı olma ihtimali var. Kum döküyor. Ve idrar yolu iltihabı var. Yani kardeşler böyle bir idrarınız varsa derhal doktora gidilecek. Bu acı çekiyor. Böyle idrarınız varsa çok acı çeker. Ağzınız hasta olur. Tam idrar yaptığı yerde acayip yanma. Erkekte kadında. Bayağı ciddi yanma olur. Ih yaptırır böyle adama. Ben size bugün öğretmek istediğim en önemli şey bu. Bu kanlı bu mı? Ne? Neli? Bu ne? Çay rengi değil mi? Evet. Çay mı? Hayır çay rengi. Çay rengi idrar. Kardeşler, kardeşim çok güzel söyledi. Biz bunu çaydan yaptık. Ama biz de hastalarımıza aynen böyle deriz. Çay rengi idrar ne demek? Çok tehlikeli bir hastalık. Soralım. Hangi hastalık? Hadi bakalım. Hangi hastalık? Sor hangi bakalım. Hastalık? Çay rengi idrar gel. Hangi hastalık? Hadi bakalım. Çok önemli bilmeniz lazım bunu. Çay rengi idrar. Böbrek rahatsızlığı. Başka? Böbrekle ilgili. Sen abla? Böbrek rahatsızlığı. Böbrek. Başka böbrek? Bir daha. Enfeksiyon da olur. Enfeksiyon. Enfeksiyon. Ne enfeksiyonu? Bakın eşinde varmış diyalize gitmiş. Kanamayla beraber bu şekilde oluyor. Çay rengi idrar. Çok önemli söylüyorum dikkat edin. Çok önemli. Sarılık sarılık sarılık. Sarılık. Demek. Mikrobik sarılık. Çay rengi idrar çıktı mı derhal acil hastaneye gidilecek. Kime gidilecek? Dahiliye mütehassısına gidilecek. Enfeksiyon hastalıklarına gidilecek. Ya da aile hekimimize gidilecek. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın çok güzel uygulaması var. Hemen aile hekimimiz zaten bunu görür görmez sizi belki de hastaneye bile yatıracaklar. Bu çay rengi idrar çok tehlikeli kardeşim. Sarılık eş dost demek. Arkadaş toplantılarınızda lütfen birbirinize anlatınız. Deyiniz ki böyle böyle bir durum var. Feridun Hoca anlattı. Lütfen buna dikkat ediniz. Sakın ola ki ihmal etmeyiniz canım kardeşim. İdeali bu. Evet. Şu. İdeali o. Evet. Peki büyük abdeste nasıl çıkmamız lazım? Her gün bir sefer çıkacaksınız. Ben çıkamıyorum. Olmaz kardeşim. Ya ben iyi iyi benim durumum çok iyi. Nasıl iyi? Üç günde bir çıkıyorum. Eyvah ki eyvah. Bakın bu stüdyo ne kadar güzel. Biz burada ne güzel program yapıyoruz. Ben gideyim şimdi kanalizasyon teşkilatını tıkayım. Biraz sonra kokudan daha da ilerse pislik basmadan burada duramayız. O zaman kardeşlerim sizin de kanalizasyon teşkilatınız tıkanıyor. Ne oluyor? Bütün vücudunuzdan atılması gereken zehir yukarıya doğru çıkıyor. Ve sizin dengenizi bozuyor. O yüzden kabızlık denen problemle uğraşacaksınız. Kabızlıktan kurtulmanın birinci çare ne? Su içmek. Seda Hanım su içmiyoruz maalesef. Türk ben kadın. De. Siz de mi öyle? Bu ara içmiyorum evet. Ama bakın enfeksiyon hastalıklarında da
Vücut direnci kırıktığında İstemiyor da. İstemiyor mu canını? Peki o zaman bir şey söyleyeceğim hemen. O kadar çok içiyordum ki şimdi. Ateş düşürmenin çaresini, ateşiniz çıktı çaresine. Seda'nın mesela biraz önce serum takıldı evet. içeride. Sağ olsun o kadar seviyor ki mesleğini. Damardan serumunu aldı. Başkası olsa ah vah aynen. öldüm diye yatardı. Bakın serumu hiçbir yedi. Şey C vitamini verdik. Bakın geldi karşınıza. Niçin az su içmenin de etkisi var bunda? Ateşi düşürmenin, çocuklarınızda ve sizde ateşi düşürmenin birinci çaresi su içmektir. Su iç bir sefer çıkacaksınız. Ben çıkamıyorum. Olmaz kardeşim. Ya ben iyi iyi benim durumum çok iyi. Nasıl iyi? Üç günde bir çıkıyorum. Eyvah ki eyvah. Bakın bu stüdyo ne kadar güzel. Biz burada ne güzel program yapıyoruz. Ben gideyim şimdi kanalizasyon teşkilatını tıkayım. Biraz sonra kokudan daha da ilerisi pislik basmadan burada duramayız. O zaman kardeşlerim sizin de kanalizasyon teşkilatınız tıkanıyor. Ne oluyor? Bütün vücudunuzdan atılması gereken zehir yukarıya doğru çıkıyor. Ve sizin dengenizi bozuyor. O yüzden kabızlık denen problemle uğraşacaksınız. Kabızlıktan kurtulmanın birinci çareni su içmek. Seda Hanım su içmiyoruz maalesef. Türk ben kadın. De. Siz de mi öyle? Bu ara içmiyorum evet. Ama bakın enfeksiyon hastalıklarında da vücut direnci kırıklığında da. İstemiyor mu canını? Peki o zaman bir şey söyleyeceğim hemen. O kadar çok içiyordum ki şimdi. Ateş düşürmenin çaresini, ateşiniz çıktı çaresine. Seda Hanım mesela biraz önce serum takıldı evet. içeride. Sağ olsun o kadar seviyor ki mesleğini. Damardan serumunu aldı. Başkası olsa ah vah aynen. öldüm diye yatardı. Bakın serumu hiçbir yedi. Şey C vitamini verdik. Bakın geldi karşınıza. Niçin az su içmenin de etkisi var bunda? Ateşi düşürmenin, çocuklarınızda ve sizde ateşi düşürmenin birinci çaresi su içmektir. Su içeceksiniz. Suyunuz azsa problem. Bakın beyninizin %80'i vücudunuzun da %60'ı su. Hatta 70'i. Eğer siz su içmezseniz hücreler vücuda lazım olan suyu hücrelerden çekiyor. Hücrelerden çektiği için beni affedin. Bedeninizde bozulmalar, bedeninizde kırışıklıklar. Bunları vazgeçtim. Esas kırışıklık nerede oluyor? Dikkat edin. İç organlarda oluyor. Karaciğeriniz kırışıyor. Bağırsaklarınız kırışıyor. O zaman su içmeden bu iş olmaz. Su içeceksiniz. Öksürüyorsunuz. Öksürdüğünüz zaman öksürükle ne atıyorsunuz? Balgam atıyorsunuz. Balgam atınca ciğerler rahatlıyor. Ama bazısı diyor ki balgam atamıyorum hocam şuraya gelip bir şey tıkanıyor. Niçin tıkanıyor? Az su içtiğinizden. Balgamın ana maddesi ne? Su. O zaman su içmeden hayat olmaz kardeşler. Bir de çay içiyorsunuz filan o tam su yerine geçmiyor haberiniz olsun. Kısmen etkiliyor ama biz ona su ve sulu gıdalar diyoruz. Günde yazın 2-2,5 pardon kışın 2-2,5 yazın 3 litre yakın su içmeniz lazım. Su hayattır. Ha bizim memleketimiz o kadar güzel bir cennet ki bir de bizim maden suyumuz var mesela. Maden suyu da içmiyorsunuz kardeşler. Maden suyu da çok kıymetli bir nimet. Son maden suyu da içebilirsiniz. Son zamanlarda bir şey çıktı değil mi? Maden suyu kilo aldırıyor diye. Aksine. Evet, aksine. Bravo. Bence de. Ağzınıza ben sağlık Seda Hanım. Harikasınız. Ben de katılmıyorum. Bakın kendisi söylüyor. Ve hemen dengeler değil mi? İnsana Katya kendine maden gelir. Suları, aksine. Maden suları öyle bir şey yapmaz. Bizim memleketimizde maden suyu cenneti. Yalnız ben bir şeye katılmıyorum maden suyu meselesinde. Yazıyor. Karpuz aromalı. Portakal aromalı. İçmem. Limon aromalı. Sade. Ne diyor Seda Hanım? İçmem diyor sade Sade. İçelim. İşte Sade. Neden? Kardeşler ben hocam öyle zor geliyor. Peki o zaman al içine sık limonu olsun limonlu. Niye limon aromalı içeyim ben ya? Evet. Deyin ki beyefendi ben maden suyu istiyorum. Bir de yanında limon getirir misin? Hemen bir bardağı koy içine sık. Oh dünyanın en güzel içeceğini içtin. Ha ben karpuzlu severim ama hocam. Peki o zaman karpuzun suyunu sık onu koy. Çilekli. Ya da şimdi zamanı. Çilekli. Işte, mevsimine göre hangi meyve varsa elmayı sık içine. Güzel olsun. Elmalı olsun. İşte kardeşler ne olursunuz maden suda da buna dikkat ediniz. Evet. Evet cildini bir gösterelim kardeşimizin. Bakın vallahi, çok kısa bir sürede çok bile. Çok isterdim şimdi, öncesi sonrası olmasını. Mikrofonu tut bakalım kardeşimiz ne hissetmiş. Şöyle bir kere durulaşmış cildi değil yumuşacık. Mi? Evet yumuşacık oldu. Yumuşacık olmuş. Evet. Yani gerçi onun ihtiyacı yoktu. Öyle lekeleri de yoktu ama böyle bir duruluk değil mi? Böyle bir aydınlık, daha bir aydınlık gördüm ben. Bakın kardeşlerim bu hareketleri olsun, uydu işte. Böyle çorap yardımıyla yaparsanız daha da iyi. Olsun, atın dizginler gibi
Bakın biraz sonra buna biraz da zorluk da verebilirsiniz. Ama şu hareketleri hep beraber yapalım. Abla sana vermedi bu çorap. Bu ablama da verdi çorap. Şey var diye vermedim. Peki, dökülür diye vermedim. Peki o yapmasın evet, hadi. Tamam. Bakın ne yapacağız? Lütfen bu hareketleri öğrenelim. Lütfen yapalım. Bakın diz ağrılarından kurtulmanın basit çaresi. Hadi yavaş yavaş kaldır, indir. Kaldır, beraber yapıyoruz. Kaldır, indir. Ama çekiyoruz bir taraftan da atın dizginlerini çeker gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Kaldır, daire yap. Ters daire yap. Ters daire yap. Ters daire yap. Kapat aç. Kapat aç. Ama iyice kapat abla. Kapatabildiğin kadar. Harikasın. Harikasın. Evet, şimdi öbürüne geçelim kardeşlerim. Gene yapıyoruz. Atın dizginlerini çekiyoruz iyice. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Ondan sonra ne yapıyoruz? Daire. Daire. Daire, ters daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Kardeşler ben size işin püf noktasını söylüyorum. Aslında çok önemli kolay, kısmını söylüyorum. Ne kolay. Bravo, yaptığı belli. Şimdi bitmedi, dur. Şimdi ne yapacağız? Bunu dört tarafa yapmaya çalışacağız. Nasıl yani? Şimdi içe yapalım bakın. Şöyle iç kısma yapacağız. Hadi yapalım şimdi. İç kısma böyle oh, hafif yan, yan duracağız. Hafif bu. Şöyle yan. Hafif yan durun şöyle. Ha, kaldır, indir. Ne yaptım şimdi iç kısmı çalıştırıyorum bak. Tabii. Demin üst kısmı çalıştırmıştım. Bacak aralarınız çalışıyor. Ağzınıza sağlık. İç kısım. Bilhassa iç kısmında selülitim var diyenler. Burada bir tuhaf sarkma, bir şeyler oldu. Sarkma. Sarkma var diyenler. Ne olursunuz bakın. Yapın çok dua edersiniz bana. Bunun ilacı bu. Bunun tedavisi bu. Ne yaptınız iç kısmı bak. Döndüm böyle iyice de dönebilirim. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Bunu bu çorapla yaparsanız daha kolay olur. Ha böyle de olur ama böyle zorlanıyorsunuz bak. Kaldır indir, kaldır indir. Hadi yapalım. Hadi yapıyoruz beraberce. Yan yatacağız. Şöyle hafif yan dönüver ablaya. Ha sen bak. Ablam mükemmel. Ablam profesyonel meyerse ya. Bu pilatesçi bu. Pilatesçi. Harikasın. Oo. Maşallah. Biz de bula bula gitmiş profesyoneli bulmuşuz abla. Şimdi yapıyoruz. Hadi yapalım. Hadi yapalım beraberce. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. İçe dışa. İçe dışa. Daire. Daire. Ters daire. Ters daire. Kapat aç. Kapat aç. Kapat. Vallahi harikasınız. Aynısını yandan yapalım. Hadi. Benim basenlerim kötü diyenler. Bu yanda çıkıntılar çıktı ne olacak diyenler. Seda Hanım'ın dediği gibi sarkması olanlar hadi dıştan yapacaksınız. Gene atın dizginlerini çekiniz. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Kapat aç, kapat aç. Daire, daire, ters daire, ters daire. Her tarafa yaptık. Yana yaptık, içe yaptık, üste yaptık. Bir de ablalarım bunu çorapsız yapalım. Sen de yapalım abla, sen çok güçlüsün. Dön şimdi, tamamen dön. Hastayım, hastayım hocam. Çok hastayım. Ne yapalım? Seni halk niye seviyor biliyor musun? O kadar onların anlayacağı dilde anlatıyorsun ki. Sağ ol can kardeşim. O kadar güzel açıklıyorsun. Sağ ol can ki. Kardeşim. Vallahi helal olsun. O zaman şimdi ben de hemen burada bir şey açıklayayım. Kendisi unutmuş olabilir ama o hani gösterdim ya şeyde gösterdiğim zaman program bittikten sonra beni odasına çağırdı. Hocam gel bir çay içelim dedi. Çay içecekten pasta tamam falan ikram etti. Bana o zaman da bu lafı söyledi. Sen dedi çok ileriye gideceksin. Doğru. Çok iyi yere geleceksin. Halk adamısın sen. Halk gibi öylesin konuşuyorsun. Ama, bunu bırakma dedi. Sağ ol. Bak kaç sene önce söyledim. Cevap veriyorum. Benim en büyük küstürüm olmuştur. Her yerinde saygı duyarım kendisine. Hele ay, o insanlara canım. Yardımına. Ben de onun gibi bir sürü şeylere çabaladım, şey yaptım. Ayıp diye söyleyeyim bunu. Bunun ayıbı olmaz. Mesela Mehmetçik Vakfı'na bu kitaplardan olan geçen sene makbuzunu gene gösteririm. 40 bin lira nakit parayı götürdük maşallah. Verdik. 40 bin maşallah. Liraya. Ama bunları samimi söylüyorum. Bu kardeşlerimiz örnek oldu evet, bize. Bu yani kitaplar. Biz hepsini bu işten Mehmet ekmek Çiçek yedik kitap yazdık ama bir kuruşunuzu cebimize koymadık. Şükürler olsun. Götürdük. Evet. Olduğu gibi evet. Makbuzunu Allah kendi yayınımda gösteririm. Ama Seda Hanım da hiç bırakmaz yani. Herkese elinden gel yapar. Bir yerde bir şey oldu mu hepsini yapar. Allah ondan da razı teşekkür olsun. Ederim. Ama ben de özür... Peki asıl sürpriz... Feridun Kulak, Serap Kunak çiftinin güzeller güzeli kızı Sude bize bir şarkı söylesin. Anam aileye baksana. Aile. Aile. Hoş geldin hoş anne. Bulduk. Geç bakalım şöyle.
Dekorumuz biraz sana uygun değil ama Sude. Sarın İdare et. Annen olunca. Baban böyle olunca. Çok teşekkür güzel. Ederiz. Evet, orkestramıza harika. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Teşekkürler. Var olsunlar. Harika oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ay güzel yavrum benim. Ne kadar evet. Güzelsin. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.